Bu Bilona kayınvalidem sağ olsun memleketten basmış ve verdi bana. Öncelikle tabii siz bunu satın da almış olabileceğini düşünüyorum. Ve herkes tabii bunu nasıl yapıldığını bilmiyor. Yani nasıl kullanıldığını bilmiyor arkadaşlar. Bu çok tuzludur. Böyle açalım suyumuzu. Göstermiyormuşum kameraya bir an. Şöyle arkadaşlar her tarafını bozmadan bir tanesini çıkartıyorum. Zaten bu demet demet basmış. Şöyle. Siz o gününe kadar kullanacaksanız. Sanırım şöyle. Şöyle kamerayı göstereyim. Burada bayağı bir varsa herhalde. Yeter gibi düşünüyorum. Ve yakınlaştıralım. Arkadaşlar şöyle yaprakları zedelemeden şöyle güzelce da gördüğünüz gibi rengi sarardı. Neden? Çünkü bu tuzlu suyun rengi. Bunu birkaç defa yapalım. Eğer vaktiniz varsa akşamdan böyle tuzlu suya, soğuk suya, ılık suya, çok kaynar olmasın. Benim bu hafif ılık. Arkadaşlar akşamdan ıslayın. Sabaha kadar tuzu zaten çekecektir. Ama tabii ki ben sabırsız bir olduğum için aklıma geldi an yapmam gerekiyor. O yüzden şöyle birkaç defa yapıyorum. Su bu daha açık rengi. Ve bu suyu değiştirmeyeceğim arkadaşlar birazcık. Ben iç harcını hazırlayana kadar iç harcımı hazırlayıp iç harcını birazcık pişiriyorum. Kapaklarım tuzlu suda olduğu için bas pişirme istiyoruz bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir de kendi bahçemizden olduğu için yapraklar zaten en küçüklerinden seçmeye çalışmıştır diye düşünüyorum. Yaklaşık bir saat. Yaklaşık bir saat böyle suda bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat sonunda şöyle şunu alıyorum. Suyunu görüyorsunuz. Artık daha açık. Son bir iki defa daha yıkayalım arkadaşlar ki suyu, tuzu kalmasın. Eğer bu kadar yıkayamıyorsanız arkadaşlar, benim gibi bekletemiyorsanız sarmanın iç harcına hiç tuz koymayın ve sarmanın pişerken de hiç tuz koymayın. Kendi tuzu yeterli olacaktır ama ben böyle yıkıyorum. İç malzemesine de tuzumu ilave ediyorum arkadaşlar. Zaten bu da yeterli oldu. Şöyle süzgeçten süzülmeye bırakıyorum arkadaşlar. Sarmaya geçebiliriz. Çok pratik bir şekilde sarma sarmayı göstereceğim arkadaşlar buzdolabı poşetiyle.
Daha önce videolarını görmüşsünüzdür belki ama bir de benden izleyin derim. Öncelikle buzdolabı poşetinin şu yan kısımlarındaki birleşim yerlerini bulalım. Buradan daha kolay yırtılıyor çünkü şöyle yırtalım. Tarafını da yırtalım. İsterseniz streç filmle falan da yapılabilir ama streç film birazcık daha yapışıyor. Bu daha böyle kalın da olduğu için daha da güzel oluyor. Evet. Havalimanı açısını birazcık büyütmek istiyorum. Bakalım burada yapraklarım var. Durun size hemen. Göremiyordunuz değil mi? Daha önce bir video çekmiştim. Susam kısımlarını almamışım. O kadar eleştirildim arkadaşlar. Hala o yiyorum geliyor yıllar geçmesine rağmen. Evet. İç harcımız. Herhangi bir iç harcı olur. Ben bugün iç harcını anlatmıyorum. Sarılış biçimini anlatıyorum. Şöyle istediğiniz kadar koyun. Şöyle şu yanlardan. Ve şu üstten şöyle yapın. Evet. Sonra şöyle iki parmağımı koyuyorum. Ve daha sık sarılıyor. Evet. Şimdi öncelikle yaprağımızı seçelim. Evet. Birazcık kameramızı yakınlaştıralım. Evet. Şimdi iç harçtan siz nasıl biliyorsunuz koyunuz sağdan ve soldan kapatınız ve şunu da şöyle iki parmağımızla şöyle dolanmadık. Evet. Tadadam. Şimdi tekrar böyle mi sarıyorsunuz derseniz arkadaşlar ben böyle sarmıyorum ama geçen de denedim, çok da beğendim, daha pratik sarıyor, belki bundan sonra böyle sararım, bilmiyorum, karar vermediniz. Evet, bu daha büyük bir yaprak ve o yüzden kullanma açısını yaprağıma göre ayarlamak istiyorum. Şu sağdan ve soldan. Şu üst tarafını kattan ya, daha önce sardım, fark ettim. Evet, şunları şöyle tuttuktan sonra şunu şöyle hoppa. Tararam, bu biraz büyük yapraktı. Öbürlerine göre daha büyük oldu. Ama ben poşetle uğraşmam derseniz poşeti bir kenara bırakalım ve normalde nasıl sardığım çok eleştirenlere gelsin bu video. O sarma sardığım o kadar çok eleştirmişler ki arkadaşlar. Evet. Şimdi de aynı şekilde aslında arkadaşlar. Ben poşetle uğraşmam gibi geliyor ya. Sağdan ve soldan kapatıyorum. İki kanadını da kapatıyorum. Şöyle. Evet. Susak kısmını alıyoruz muhakkak. Almasak da olur aslında da. Neyse. Evet. Sağdan ve soldan. Şuradan ve şuradan. Ve şöyle bir iki doladıktan sonra arkadaşlar. Şöyle elinizi ettirince zaten kendisi gider. Ya zaten herkes sarma sarmasını biliyor. Bütün ev hanımlar ama. Ben böyle daha yeni mutfağa girmiş insanlar için anlatmak istiyorum. Mutfak videolarında çok başarılı olduğum söylenemez ama yine de evet şöyle bir iki dondurduktan sonra şöyle elinizi itin. Harika gözüküyor. Acıktım mı ne? Şimdi bunların hepsini sarayım arkadaşlar, sonra tencere dizilimini falan da göstereceğim.
Evet arkadaşlar, sarmalarımı sardım. Ben zaten çok çabuk sardım arkadaşlar. Çok değil zaten. Hadi gelin, nasıl pişirmişim. Geçelim. Öncelikle arkadaşlar ben altına kemik koyacağım. Yemekli kemik yazdım. Böyle kurbandan kalan kemikleri derin dondurucuma küçük küçük kırdık eşimle beraber. Kendim yapamadım. Ve şöyle küçük parçalar halinde. Böyle yemeklere daha lezzet veriyor arkadaşlar. Kemiği de daha ziyan etmiyoruz. Şöyle buzluktan çıkarmıştım, bir 15 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle şimdi üzerine sarmaları dizeceğim arkadaşlar. Şöyle düzen şeklinde arkadaşlar böyle yan yana güzelce diziyorum. Tencerenin içi gözükmüş. Ben diziyormuşum ama. Şöyle. Orada daha hafif boşluk var. Onu dolduruyorum. Şöyle. Şu an şu altta kalması gerekiyor arkadaşlar. Şu kısım şöyle altta kalsın. Ona dikkat ederseniz açılmaz. Şöyle altta getirmeye çalışıyorum. Ona dikkat etmeye çalışıyorum da bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Yine de dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. İlk defa deneyenler için. Şöyle. Bu yan yana güzel güzel dizmemin sebebi birbirine yapışıyor. Biraz kabarıyor. Bunlar biliyorsunuz. Kabardığında birbirine yapışıyor ve açılmıyor. Onun da çok etkisi var. Böyle gelişi güzel doldurmayın lütfen. Kimisi düdüklü de pişiriyor ama ben düdüklü de sevmiyorum. Çok pişmiş gibi geliyor. Birazcık ekşi olsun ama, değil mi arkadaşlar? Limon. Limon tuzu da güzel yakışıyor arkadaşlar. Biz ama benim limonum yoktu. Limon tuzu vardı. Onu hiç suda falan eritmedim. Direkt ara katlara koydum. Güzel oldu. Şöyle istediğiniz kadar ekşilikte istiyorsanız şunu alalım. Evet arkadaşlar, bir kaseye birazcık salça koydum. Ben birazcık salçalı seviyorum, çok hafif. Salça istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Şimdi birazcık böyle salçayla yağlanmasını istiyorum. Bazen de şey yapıyorum arkadaşlar, bunu tencerenin dibinde ilk böyle karıştırıyorum, ondan sonra üzerine sarmaları düzüyorum. O oluyor. Şimdi şöyle limonları çekeyim. Daha sonra dizelim limonları. Şöyle gelmesin. Sonra zeytinyağım var. Ne istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ben sıvı yağla değil, zeytinyağıyla yapmayı tercih ediyorum
arkadaşlar. Daha sonra yaprağı güzelce yıkadığım için tuzu kalmamış. Tuz ilave ediyorum. Ama çok aşırı değil yine. Şöyle çok hafif. Sonradan eklediğim için lezzet versin. Ve suyunu dökelim. Aşırı su dökmeyin. Salamura yaprakları zaten tuzda birazcık yumuşamış oluyor arkadaşlar. Limonları da üzerine kapayalım. Üzerine bir tabak koysam olur ama buna, bu tencereye göre kapanmıyor arkadaşlar. Bu benim en küçük boy tencerem. O yüzden buna böyle maalesef kapanmıyor. Ocağı alıyoruz. Evet arkadaşlar, ocağı aldım. Kapağını alıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Ben çok ağır ateşte pişirmiyorum. Kaynayıncaya kadar da orta ateşte. Kaynayınca ocağın en kısık gözünde. Yaklaşık yarım saat. 20-25 dakika veya da yarım saat. O yaprağın cinsine bağlı olarak değişiyor. Ama çok nefis oluyor arkadaşlar. Sormak istedikleriniz olursa alt aşağıdaki yorum kısmında belirtiniz. Evet arkadaşlar, sarmamız 5 dakikadır kaynıyor. Orta yerdeydi, en kısa getirdim şimdi. Gördüğünüz gibi birazcık daha büyüyor hacmi sarmaların. Çünkü içindeki bulgur tam pişmiş olmadığı için, yarı pişmişti, daha çok kabarıyor. O yüzden tencerenizi birazcık büyük seçip sarmalar bir iki parmak eksik kalsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimki öyleydi ve hamdoldu. Hatta benimki böyle birazcık küçük gelmiş tencerem ama olsun. Böyle suyu bu derecede iyidir arkadaşlar. Böyle dibinde çok su kalmasın. Bu suyu çektirince pişmiş demektir. Evet arkadaşlar, ocağın en küçük gözünü aldım sarmamı. Ve kapağı kapalı olarak pişiriyorum arkadaşlar. Sarmalarımız kurumasın hem de daha güzel içleri pişsin arkadaşlar. Eğer suyu çoksa, çok fazla su koymuşsanız o zaman kapağını açıp pişirebilirsiniz. Suyu buharlasın diye, ama ben çok su koymadım. Buharlasın istemiyorum. Ve sarmalarımız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dibinde çok hafif bir suyu var. İsterseniz bu suyu da çektirebilirsiniz ama bence yeterli pişti. Limonlar. Ve soyunca servis yapılabilir veya da ılıkken. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve ikinci kanalımda böyle mutfak tarifleri var. Şu üstte çıkacaktır. Oradan ikinci kanalıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.